Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İçi ve dışı yeterince parlak olan, yeterince ince bir kaşığın çukur kısmının önüne yerleştirilen bir kalemin görüntüsü şekil 1'deki gibidir. Kalemi konumu sabit tutulup kaşık şekil 2'deki gibi aynı noktada ters çevrilirse kaşığın tümsek kısmında oluşan görüntünün kalem uzaklığı ve boyundaki değişim aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Arkadaşlar, şekil 1'de kaşığın iç yüzeyinde önünde bir kalem konulmuş. Tabii ki kaşığın iç yüzeyi arkadaşlar çukur aynı özelliği gösterir. Arkadaşlar, kaşığı ters çevirdiğimiz anda dış yüzeyi de arkadaşlar tümsek ayna özelliği gösterir. Peki arkadaşlar, şekil 1'de kalem arkadaşlar boyu h kadar, kalemin arkadaşlar çukur ayna olan uzaklığı d kadar olsa, arkadaşlar bir cismin ya da kalemin çukur aynadaki görüntüsü arka tarafta olması için arkadaşlar cismin ya da kalemin arkadaşlar çukur aynanın tepe noktasıyla odanın arasında bir yerde olması gerekir ki görüntü arka tarafta ve sanal olsun. Arkadaşlar, görüntüyü bulurken iki tane ışın göndereceğiz. Bir tane ışın paralel gelen ışınlar arkadaşlar çukur aynada odanın geçecek şekilde gider ve tepe noktasına gelen ışınlar da aynı açıyla yansıma yapar. Işınların kendileri değil arkadaşlar uzantıları kesişir. Bunu uzatsam arkadaşlar bu şekilde ve yansıyan birinci ışını da uzatsam böyle. Arkadaşlar, bu ışınların kendileri değil uzantıları kesiştiği yerde görüntü sanal oluşur. Aynanın önündeki görüntüler gerçek, arka taraftaki görüntüler sanal. Sanal görüntüler de daima düzdür. Ve arkadaşlar, cismin boyu h kadar kalemin boyu ya da görüntüsünün boyu daha büyüktür. Boy ne kadar büyükse aynaya olan uzaklık da o kadar büyüktür. Arkadaşlar, uzaklıkla boy doğru orantılı. D kadarsa burası D'den daha büyük. H kadarsa burası da H'dan daha büyük bir görüntü. Peki arkadaşlar, şimdi çukur aynaya veya kaşığımızı çevirdik ve tümsek ayna oluşturduk. İster böyle olsun, ister şu şekilde olsun, çukur veya tümsek fark etmez, odak uzunluğu değişmez. Arkadaşlar, tümsek aynanın dokunduğu noktaya tam tepe noktası ve arkadaşlar burada bir yerde aynı uzaklıkta F kadarlık tümsek aynanın odağı var. Peki tümsek aynada boyu H kadar ve uzaklığı D kadar olan bu kalemin görüntüsü nerededir? Arkadaşlar, yine iki tane ışın gönderin. Paralel gelen ışınlar uzantıları odaktan geçecek şekilde bu şekilde dağılır. Bu bir. Tepe noktasına gelen ışın tepe taklak olur. Aynı açıyla yansıma yapar. Arkadaşlar, ışınların kendileri değil uzantıları kesişir. Uzantıların kesiştiği yerde görüntü oluşur. Peki görüntü için aynanın arka tarafında ve uzantıları kesiştiği için bu görüntü sanaldır. Ve arkadaşlar, sanal görüntüler daima düzdür. Ve arkadaşlar, kendisi h kadar, görüntüsü h'dan daha küçük olur. Arkadaşlar, boy ne kadar küçükse uzaklığı o oranda küçülür. D uzaklığı küçülmüş, h uzaklığı da ya da büyüklüğü de arkadaşlar küçülmüş olur. Görüntünün kalem uzaklığı azalır, görüntünün de boyu azalmış olur. Azalır azalır. Cevap şıkkımız A'dır.